Buradan çıkınca herhalde bizi narkotik alır artık. Sen yani, de bunu söylüyorsan güvenlikle ilgili problem var. Yani, ben şu an şey yapıyorum. İnanamıyorum. Şimdi bu hafta tabii çok önemli bir ilk başlangıç olarak birinci bölüm Az Biraz Ünlü programına konuk oldum. Ama maalesef yeni bir program olduğu için açılışı da yapamadı bu gençler. O açılış işi de bize kaldı. Hem programı yap, hem ortalığı süpür, hem kamerayı kur, şarjı yap. Hepsini biz yaptık maalesef. Az Biraz Ünlü şey gibi oldu. Az kuru fasulye pilav döner. Oradaki biraz... Az Ünlü sen değilsin amca. Muhakkak kesinlikle. Öyle. Yani en azından sizin yanınızda az olan ben değilim. Az biraz az ünlü her türlü sen. Evet evet. Yani şu an şurada az ünlü ben değilim. Yani sizin yanınızda ben çok ünlü sayılırım ama ben de dışarı çıkınca tabii ki ünlü çok sinema oyuncusu abilerimiz, ablalarımız, dostlarımız, yakınlarımız var. Onların yanında az ünlü olabilir ama sizin yanınızda çok ünlüyüm. Evet, ilk programı özel Fatih amcama açtırdık. Programı. Hoş geldin amca. Evet. Hoş geldin. Bir de bu program öyle bir şey, aile içi bir program gibi oldu. Biraz gasp edildiğim gibi. Zoraki, metazori. Biraz da yengemin yüzünden herhalde. Annesi arayınca, baskı yapınca. İkinizin de annesi. Gerçi Tuğcan'ın da annesi, çocukluk arkadaşım benim. İkisi de doğru. Biri amca, Tuğkan bu arada Tuğkan. Onu söyleyeyim. Ben Tuğcan neden dedim? Çünkü benim yeğenim var Tuğcan. Oradan ismi tabii geldi. Evet. İngilizce diyelim. Ben çocukluğumdan beri alışkınım. Ha hep Tuğkan böyle bu ama çünkü neden? Furkan, Doğukan. Buğra diyordu annem. Sana Buğra diyordu. Karışıklığa uğramayan bir tek Ali, Ahmet, Mustafa bu isimlerdir. Evet. Mehmet. Benim annem de şey Nülüfer'i çok güzel söylüyor. Lülüfer diyor. Lülüfer. Bana pek yanlış demiyorlar. Genelde Yenel diyorlar bazen. Ama genel karıştırmıyorlar. Ya da şapkalı Yenel. Yenel. Diyen oluyor. Ben diyen bu konuda şapka çıkarıyorum. Neden? Yenel. Çünkü ismi gene yani. Unuttuk. O kadar isim koyduk ki. Evet. Üç isim bende de. Tuğkan. Onda Tuğkan sadece. Benim tek ismim. Evet. Çok ben de seninki çok güzel ya. Genel müdür ismi gibi. Evet. Yenel Bucak. Evet. Hani üç isimde iki tane yaz. Hani Muhammed Yenel Bucak. Evet. Ama Yenel'i kullanıyorum. Bir de şöyle. Senin isminden de çok az var. Benim de çok az mesela. Halbuki yani yenmek ve almak ya. Çok basit. İki hece yani. Çok hırslı diyorlar. Ben hırslı mıyım? Evet. Ayş değilim hala. Ya tabii o Türkçe'de yen, yenmekten geliyor ama Siverek Türkçe yen demek in demek. İn al. Aşağıya bunu devamlı ekle. Bir de öyle bakmak lazım. Bu ne tehlikeli bir yen al. Yen oradan aşağıdan bir şey al gel. Yani yen al devamlı bu ekmeği pazara, evinin küçüğü. Yani babam bana öyle anlatmadı. Tabii. Şu an yeni bir şey öğreniyorum. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Ben bunu yeni öğreniyorum 29 yaşımda. Mesela birine yen al dediğinde in aşağı. Aşağıdan bir şey al gibisinden yani. İn demek yen yani. Arabadan artık yen derler yani. Bütün forsu gitti şu an. Bütün, evet. Burayı kesebilir miyiz? Burayı keselim. Amca seni şu soruyla başlamak istiyorum. Aslında sana zaten takip ediyoruz. Çok görüyoruz her yerde ama Pablo Escobar'ın mezarına gittiğini gördüm. Fatiha okudun, doğru mu mezar? Tabii ki. Allah yani çok bir kere çok yani hiç araştırmacı bir gazeteci değil bu. Fatiha okudun. Aleni okuyoruz zaten. Hani şu burada bu sorulabilir. Yanlış mı okudun, doğru mu? O da bilmiyorsan. Biliyorsan zaten doğru okuduğumuzu da görüyorsun. Fatiha okuduk tabii canım. Neden okumayalım? İslami açıdan her doğan insan İslam fıtratı üzerine doğar. Biz de işte onun fıtratına göre okuduk. Ama gider, kabul olur, olmaz. Pablo'yu kurtarmaz. Yani Pablo'nun şu bizi yiyenler. Biz vazifemizi yaptık İslami fıtratı üzerine. Allah kabul etsin. Yalnız şu bir gerçek burada. Buradan çıkınca herhalde bizim narkotik alır artık. Değil mi yani? Hep Escobar'ı masaya tutmuşsa göre. Anasını satayım. Çok enteresan. Dünyanın öbür ucunda Escobar'ın dedi. Bize mi kaldı Escobar? Evet. Onu hızlıca kapatıp Fatiha'dan İslami cihata gelirsek daha rahat ederiz. Suadiye. Muhafaza gel bir kez evet, 2024 yılında Suadiye'nin ortasında alırsak bundan komik olur. Komik olur. Tabii o da dünya seyahatlerimde o yaptığım yerlerin seyahatlerden biriydi. Coğrafya çok yağmur ormanları. İşte hep 25 derece Medellin. Hep Bodrum gibi. İşte Baja California öyle, Tijuana öyle, Kolombiya'nın bir kısmı hep o böyle acayip bir hat üzerinde onun. Her zaman 24, yaz kış 24'te çok güzel yeşil bitki örtüsü. Güzel. Tropik benim sevdiğim bir yer. Çok evet güzel bir yerde. Yani sen, çok montlara falan ama tabii güvenli gerek değil yani gezmek, orada dolaşmak, bulunmak çünkü yani yoksul bir hak ve her türlü suça açık bir ortam. Ben bir meydanda geziyorum. Meydanda turistten ve halktan çok polis var. Gizli sivil tabii ki. Sen yani, de bunu söylüyorsan güvenlikle ilgili problem var. Yani, ama yani demek yani Kolombiya'da böyle bir güvenlik sorunu hala var oturmamış. Seni doğru etkilememiş olsa da amca. Bu yani tabii bizlik bir sorun yoktu. Seviliyorduk. Turistler her yerde sevilir aslında. Dünyanın her yerinde turistler sevilir. Yani rahat hareket edebilirsin. Evet çok iyi arkadaşlıklarım oldu Kolombiyalılarla. Ama dünyayı da geziyorsun çok yani. Sosyal medyanı takip ediyoruz. Evet. Yani insan doğar
doğar büyür, biriktirir, anı biriktirir, yaşam tarzı. Şimdi geriye baktığın zaman bu kar kalıyor. Ne yapmışsın? Şuraya gitmiş, buraya gitmiş. Mesela bir konu konuşulduğunda oradaydın biliyorsun. Mesela ben şeyi de çok seviyorum, oradaydım. Evet. Mesela biz çocukken şöyle derlerdi işte, ya sen ne diyorsun o Monte Carlo'da kumar oynuyor. Biz çocukken Monte Carlo'nun ne olduğunu, nere olduğunu da bilmiyorduk tabii. Monte Carlo'da kumar oynuyor. Ne olmuyor ki Monte Carlo'da kumar oynayınca? Çok merak ediyorum. Sonra Monaco'da işte Monte Tepesi'nde, orada işte bir kasino var. Orada kumar yasal, orada kumar oynanıyor. Biz de Monte Carlo'da oynadık, Vegas'ta oynadık, Atlantic City'de oynadık, Trump'ın kazinosunda, hatta Taç Mahal'de. Sırf oynamış olmak için oynadım. Oynadım demek için oynadım. Yani neyse, çok zarar etmedik ama Mississippi'de oynadım, Londra'da oynadım. Yani sırf orayı görmüş, bilmiş olayım. O kültür bilgim olsun. Vegas'ta kumar oynadım. Peki, ben Vegas'ta kumar oynarken. Orada zarar etsen de seni çok etkilemez diye düşünüyorum. Yani zararı kimse sevmez. Tabii. Ama tabii ki, ama tabii ayağını yorduğuna göre uzatmak da önemlidir yani, tabii. Bileceksin. Yani öyle bir çok güzel, enteresan bir anımız var. Çok değerli, sevdiğim bir dostumuz yine Ali Keleş, Amerika'da yaşıyor kendisi. Bu arada 30 yıldır Amerika'da yaşıyor, Vegas sayemde gördü. İlla gidelim diyecek. Ali abiyle Vegas'a girerken dedi ki, senin üzerinde ne kadar para var? Ne yapacaksın Ali? Ne kadar var dedi. Ben de ayıp söylemesi, o zaman 3000 lira falan Amerikan doları var. Sen dedi 1000 dolar al, gerisini bana ver dedi. Niye Ali abi dedi? Sen şimdi dedi burada paranın hepsini kaybedersin dedi. Başıma böyle rezil yoruldum. Ali abi dedim, ben kumarbaz değilim ki. Ben sırf Vegas'ta kumar oynadım. Ya neyse, ikna ettim onu, paramı almadı. Girdik içeri. Ayıp söylemesi, ben 1000 dolar zarar ettim. Ali abi benden daha fazla. Bana nasihat veren kendisi daha fazla çarpılmıştı. Ama o da ilk defa gidiyor sonuçta. Yani. Ama kumar sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı. Özellikle sağlığa zararlı. Evet. Program iyi gidiyor. Escobar, kumar. Şimdi hangi yasa dışı? Herhalde birazdan da İslami cihat terör, öyle gider. Şimdi yani iki tane bucağın olduğu yerde amca, bilmiyorum da ne kadar legal konuşabilirdik? Ya aslında olur mu öyle şey? Biz komple baştan sona legal bir aileyiz. Tabii yani ki. Kurtuluş Savaşı'ndan beri bu aile. Bu devlete hizmet etmiş. O anlamda. Ya ilk terör gazetesi, bundan daha legallik ne olabilir? Doğru, yani? Doğru söylüyorsun amca. Sen ne çamur atarsan... Dışarının bize çamur atması o amca. Yani zaman, şartlar ne gerektiriyorsa şimdi... Kimse gidip herhalde Çanakkale'de şehit olmak istemez. Ama o gün o şartlar onu gerektiriyor. Çanakkale'de harp lazım. Bizim de atalarımız, dedelerimiz hepsi oradaydı. Dolayısıyla hepimizin bu ülkede mutluluğu, mesut olduğu... Yok, sorun, bir problem yok. Yanlış bilmemeleri lazım dışarının bizim aile hakkında. Evet, doğru söylüyorsun. Öyle. Babanın dedesi Osman Paşa. Yani Osmanlı Paşası. Cumhuriyet döneminde keza öyle. Yani isimleri şimdi saymaya girip bir daha çoğunu da hatırlamıyorum ya. Onun için çok olunca biraz... Amca, kaç kişilik bucak sülalesi? Tam bir sayı var mı? Vallahi tam bir net rakam yok ama yani tabii ki bir bucak ailesi 120-130 köye yayılmış bir aşiret, aile birliği olan, kan bağı olan insan, akrabalar. Ama seçimlerde alınan oylarda her zaman bir 30-40 bin oy baki varsa demek ki. Yani gerçi sırf bucaklar Siverek veriyor, herkes veriyor. Nüfus olarak tabii ki tam istatistik yapamam şimdi, ne desem yalan. Ama Siverek'te bizden daha nüfusu büyük aileler var yani. İzollar fazladır nüfus olarak, Karageçiler fazladır. Yani o anlamda bucak biraz belki bu terörden dolayı plana çıktığı için öyledir. Yoksa nüfus olarak bizden kalabalık aileler de var. Urfa'da Kürtler bile var. Mesela Araplar var. Hele tabii Araplar zaten nüfus planlamasına karşı geldikleri için çok daha fazlalar. Ben geçen kış Güneydoğu turnesi yaptık işte. Diyarbakır, Mardin, Urfa, Antep arası gidip geliyorduk arabayla. Urfa'ya giderken Siverek üzerinden gidiyorduk. Bir de çok kar kış kıyamet yollar böyle. Benim tuvaletim geldi ama en yakında böyle bir 40-50 kilometre var. Sıkıştım. Yolda inmek zorunda kaldık yani. Arabadan indik yol kenarında. Korucular var ya. Şoför de oranın yerlisi diyor ki, bak çok yaklaştık korucuya diyor. Sıkıntılı bir durum olabilir. Yani burada durmasak daha iyi. Tutabilir misin dedim. Tutamam, mümkün değil. Ne gelecekse gelsin artık başımıza. Artık vurulacak yani. Geldiler hemen yanımıza. Ne yapıyorsunuz burada dedim. Hani tuvaletimi yapmaya indim ama. Hadi hadi hemen dedi, bitirin gidin buradan dedim. Ücret küçük müydü büyük mü, ona göre ücreti yani. Çok da yani durmadık orada ama. Sen de zamansızlık yani, seninki de. Çok zamansızlık. Yani gelmiş. Şimdi benim telefon, bir Hasan ama amcam vardı. Hollanda'da yaşıyordu. İlk Hollanda'ya giden ilk Türklerden de 64 yılında. O karayoluyla geldiğinde Romanya'ya uğrardı işte. Romanya'da aynı bu senin böyle bir mevzu başına gelmiş. Bir kere sıkışınca çekeyim hani ufak tuvaletimi yapayım dedim. Tam o sırada Roman komünist rejim, Rumen asker hemen şeyi namluyu sürgüyü vurmuş. Şak şak, ne yapıyorsun yasak falan diye bir kendi dilinde. İşte demiş, komünizm budur. Normalde tuvaletle bile müsaade etmezler. Yani
öyle bir anı orada da var yani, Romanya'da Hasan amcanın. O çok iyi. Bunun söylediği yıllar da daha Çavuşeşko dönemlerinde yani 70'li yıllarda, 75'li yıllarda. Evet, sonra orada bir devrim, iktidar bir şey oluyor değil mi amca? Kanlı devrim tabii yani oldu. İdam edildi Çavuşeşko ve Ali. Ama şey bir tabii yine bir devrim, yine Amerika'nın parmağı olan. Zaten tüm Orta Avrupa'da zincirleme reaksiyon olarak başladı. Yani devam etti. Polonya akabinde yani sıralamasını şimdi kronolojik hesap söyleyemeyebilirim ama Romanya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, belki Bulgaristan, hani rejim değişiklikleri oldu. Komünist rejimden, Doğu blokundan ayrıldılar. Rejim oldu, darbe de oldu ve kanlı bir darbedi. Ben Çavuşescu'dan sonra da Romanya'daydım. Romanya'yı da gördüm. Güzel bir coğrafya, iyi insanlar. İşte tabii yönetim şekli her Romanya, yerde. Romanya demişken amca sana bir soru sorayım o zaman. Hacı mı Alex mi? Tabii ki Hacı ya. Ben şu an şey yapıyorum. İnanamıyorum. Fenerbahçeli olan. Biz Fenerbahçeli'yi Alex'i çok severiz ama tabii ki Hacı başkadır yani. Ama çok ayrılıyoruz. Hacı'yı niye Galatasaray'a koyuyorsun ki? Barcelona Hacı olarak söyle, Roma Karpatları Maradona'sı olarak söyle. Sen Galatasaraylı kimliğinde olması bizim antipatik görmemizi sağlamaz ki. Hacı her zaman yani bunu dünyada bütün, ben evet Fenerbahçeli'yim ama burada maalesef Alex diyemeyeceğim. Yani Alex gibi çok Brezilya'da futbolcular daha iyileri var ama hiçbir zaman için Hacı. Daha dünyada daha tanıdık. Ya şeye bak şimdi, bizde sorsan bize Messi mi Maradona mı diye hepimiz Messi deriz. Ama Maradona'ya sordular bunu ki Messi onun oğlu yaşında, evladı yaşında. Messi mi sen? Tabii ki benim dedim Maradona. Hatta kişi kendini de bilir. Yani şimdi Maradona yani bu Hacı de böyle bir Maradona yaşıyor. O zaman bu Messi Ronaldo'yu sormama gerek kalmadı. Yok, bunu gerek, anlattığına göre. Gerek yok. Yani Maradona'ya sordular Messi mi sen mi? Tabii ki ben dedi ya. O kimi gibisinden. Hani ama bize sorsan hepimiz Messi deriz değil mi? Maradona bu... Biz Ronaldo ben de, deriz. Ben Ronaldo derim. Yani Maradona mı Messi deser biz Ronaldo deriz. Hayır. Hacı Alex de Alex, Messi Ronaldo da Ronaldo diyoruz. Tabii ama Hacı Alex de nasıl Alex olur? Alex de bunu... Ama Alex de Güney Amerika'nın yani Allah hani Brezilya. Yani Alex de çok değerli tutarımız. Bir figür aslında yani. Biz buradan Fenerbahçe yani TV'ye yazdık. Şu an olsa 150 milyon euro. Tabii. Mbappe kadar var 23 yaşında. Yani Alex. Tabii bir de siz iktisadi olarak ederinden bakıyorsunuz. Biraz sallıyor gibi. Duygusal da bakıyorum. Biraz sallıyor gibisin ama 150 var. O kadar. 150 yapar. Tabii baş tercih hepsi çok iyi topçu ama Hacı'nın yeri apayrı. Galatasaraylı olmasından da siz de o açıdan bakmayın. Galatasaray Hacı'yı Fenerbahçe. Yok öyle değil yani. Yok yok, o açıdan bakmadık. Sen ne düşünüyorsun diye merak ettim. Yok yok, çok Hacı çok önemli. Benim için Hacı efsane bir futbolcu. İyi bir abidir, iyi bir öğretmendir, iyi talebe yetiştirir, öğretebilir. Maçta yanındaki yani Galatasaray'ın sonraki çocuklar, çoğu gençleri de hepsi Hacı'nın talebesi sayılır ya. Yani Emre Belezoğlu dahil yani olmak üzere. Yani tabii hepsini, ayakkabı bağlamasını bile o öğretti onlara. Evet, öyle açıklamaları var gerçekten. Ya, yani, peki amca Fenerbahçe. Biz doğma büyüme Fenerbahçeliyiz ya biz zaten. Yani kendi takımımız, sevdiğimiz. Bir tek işte Urfa Spor başkanıyken Urfa Spor'la Fenerbahçe maç yaptığında o günlük takımı tutmayı bıraktık. Ondan sonra tekrar Fenerbahçe'ye devam. Ama Lig TV'deki röportajını ben çok net hatırlıyorum. Hatta kısa saçlıydın o zaman. Zayıftın. Hala kısa değil mi? Bir yer uzattı. Yok, 3 numara falandın ama orada. Ya, evet, zayıftın. Hala zayıftın. Orada ne demek yok, istiyorsun? Yok, biraz balık etti biraz. Yok yok, göbek Balıkesirli. Biraz Balıkesirli. Göbek var ya, inkar etmiyor. Göbekte ne yapalım? Bütün kusurlarımıza, yaşanmışlıklarımıza, göbekle, yüzümüzdeki çizgilerle. Dünyayı geziyorsun, her şeyden biraz yemeye çalışsan zaten kilo alırsın. Aslında yememeye çalışsak çok daha makul olacak ama neyse, çok şükür iyiyiz. İyisin amca, hiçbir problemin yok. İyi. Şeyi soracaktım ben, o röportajını hatırlıyorum. Bugün kalbim Urfa'da demedin. Şimdi diyorsun ya Urfa Spor'u tutuyordum, o gün bıraktım Fener'i. Hayır, orada şey diyorsun, bugün kimi tutacağımı bilemedim diyorsun. Urfa Spor başkanı iken. Fenerbahçe'yi taraftarlığını dondurdum. Bugün Urfa Sporluyum. O gün Urfa. Urfa'yla Fenerbahçe oynarsa biz Urfa Spor'u tutarız. Siverek'le Fenerbahçe oynarsa Siverek'i tutarız. Siverek'i tutarsın. Peki amca. Ben ya öyle. Ama onun ben halinde öyle... Fenerbahçe kimle oynarsa oynasın Fenerbahçe'yi tutarsın. Peki Avrupa takım, Avrupa'da Türk takımlarını var. Destekliyor musun? Avrupa'da Türk takımları, Avrupa'da Türk takımları mı var? Hayır. Avrupa takımlarıyla oynarken Türk takımları destekliyor musun? Ben zaten Avrupa'daki Türk takımıyla oynarken hep Türk takımları hangi sorusu olsun onu tutuyorum. Ama tutuyorsun. Avrupa'da mesela bir Avrupa'da diyelim Real Madrid'le Barcelona maçın, Barcelona'lıyım ben. Real Madrid. Barcelona'yla ilgili çok güzel bir anım var senin. Asla hatırlamayacağım. 2004-2005 yılları ben tabii futbol delisiyim yani. Bana bir Barcelona forması hediye ettin sen amca. İspanya'dan getirme. Tişört, özür dilerim ama Ronaldinho yazıyor. Ben o tişörtle yatıp kalkıyorum. Hayatım o olmuş. Bir sene falan geçti aradan.
Ben bir kalktım bir sabah o tişörtü bez yapmış temizlikçi abla. Yani beynim fokurdadı, hiç unutmam onu. Böyle imzalı çok... Keşke söyleseydi de tekrar getirseydi sana. Abla, hiç unutamadığım bir şeydi. Şerif ablanın. Bende çok daha buna benzer bir yanı var. Ümit Karan bir gün, maçtan sonra buluştuk Ümit Karan'la. Geldiler neyse, Yeşilköy'deyiz, oturuyoruz. Çok da severim. İyi de bir topçudur kardeşim, candır. Ümit Karan o gün hangi maçtı bilmiyorum ama maçta gol atmış. Gol attığı formayı çıkarmış, direkt bana gidiyor. Ve çim lekeleri var, böyle çamur lekeleri. O şekilde abi dedi, daha yıkamadan direkt sana getirdim dedi. Sağ Trabzon olsun. Maçı amca, özür dilerim. Neyse maçı formayı aldı, bana götürdü. Biz de formayı Siverek'te, işte maçta arkadaşlara gösterdi. Siverek'te hep top oynadığımız için bizim Siverek spor evet. futbolcularıyla. Neyse formayı, bir gün o formayı arıyorum, giyeceğim öyle kirli yeşil böyle çim lekeleri. Formayı bulamıyorum. Abla sen kalk yıkayama, onu çıkmamış değil, sen at çöpe. Ya dedim abla, onun özelliği zaten öyle kirli olmasıydı. Aynısı benim de başıma geldi. Güzel. Onu bana hediye etmeye çalışıyordun amca işte. Almadın demek. Alamadık. Fiyatta anlaşamamışız. Fiyatta anlaşamadık evet amca, yok. Ama formayı... Barcelona'yı havada kapmış. O Barcelona formasını da biliyorsun Barcelona'dayken aldım zaten. Ben bir de Kral Kupası'nı seyretmeye Valencia'ya gittik. Real Madrid Barcelona maçına. Barcelona tarafında da Real Madrid yendi. Gerçi Ronaldo'nun golüyle, müthiş bir kafa golüyle. Demaria bir orta kesti. Ortayı gördüm, zaten gol dedim. Ya bayrak direği gibi yükseldi. Burada gözümüzün önünde, biz de o kalenin oradaydık. Gördük onu. Biz Barcelona taraftarı olmamıza rağmen şey yapmadık. Orada o da güzel bir tesadüf. Orada da gene İspanya televizyonu gene kamera seyirci arasına girdi. Biz yabancıyız diye bizde de gene bir konuşma yaptırıyor. Öyle konuşunuz. Bir görüntülerimiz var. Evet, yabancı dili de biliyorsun ama İngilizce ama akıcı. Ama şey Türkçe lütfen. Ben kendi dilinde konuştuk. Türkçe konuştuk. O yayınlamışlardı. Orası öyle yayınladı. Tabii yayın hambantları aldı. İngilizcen akıcı amca, onu biliyorum. Sen hatta bununla ilgili çok komik bir anım var. İlk önce onu anlatayım ben amca. Türk Hava Yolları'na bilet için bağlandın. Telefonla bana bilet aldırmak için sen bağlandın. Yapamamıştık. İngilizce hat çıktı. Ve sen Türk Hava Yolları'yla İngilizce konuştun. Hatırlıyor musun bu anını? Bana İngilizce bilet aldın. O iyidir. İngiliz bileti. Ya da bilerek o... Ya da press call'dan... Çok oluyorsa öbür taraf daha rahat diye. O da bilerek bu bastı. O güzel ama... Aldığımız biletle iyi ki İngiltere'ye gitmemiş. Yazın da canlı yayınlarını biz izledik Yenal'la beraber amca zaten. Evet. İngilizcen gayet akıcı bu arada hakikaten. Instagram'da yani birkaç dil konuşunca tabii karışıyor, bazen mix oluyor. O Kürtçesi var, Zazacası var, İngilizcesi var. Öğrenmek istediğim birkaç dil var. Mesela İspanyolcayı çok seviyorum, Arapçayı çok seviyorum. Rusça öğrenmek istiyorum ama tabii hep vakitle ilgili. Vakitle nakitle ilgili bir sıkıntı yok. Vakitle ilgili sıkıntı var. Nakitle ilgili. Ama tabii ne kadar çok dil bilsen o kadar iyi olur. Bir insana kendi dilinde merhaba demek çok muhteşem bir şey. İşte ben Rusçayı da neden? Çünkü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği birlik dağılınca dünyada çok Rusça konuşan insan var. İşte Tataristan, Bulgaristan, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içinde değil ama Bulgarlar da Rusça konuşuyor. Kazakistan, Özbekistan, yani bütün Sovyet coğrafyası, Litvanya, Letonya hepsi bu dili konuşuyor. Bu tabii büyük bir coğrafya Sovyet Rusya. Dağıldıktan sonra dünyanın her yerine çalışmaya giden insanlar var. Şimdi geçen Mikanos'taydık. Bir tane Rus bir kardeşimiz orada servis yapıyordu. Birkaç tane dil biliyor. Spasiba, Misaya, Kaktila, Zava diye. Konuşuyor. Çok mutlu insana kendi dilinde cevap. Yani Rusça'da nüfus olarak çok büyük bir coğrafyaya yayıldığı için işte dünyada 6 milyar insan, 7 milyar insan var. İşte hemen hemen 1 milyarı, 7'de biri Çince konuşuyor. Hemen hemen bu anlamda şeydir, Rusça'da çok geçerli bir dil. Çünkü dünyanın neresine gidiyor? Mesela Los Angeles'ta Rus çalışan görüyorsun, personel iş adamı görüyorsun. Geçerli bir dil ve faydalı. O da çok önemli. Hani eskiden sorsan hangi dil çok geçerliydi? Arapça, İngilizce, Arapça, İspanyolca. Çok büyük coğrafyada. Şimdi Rusça da dağıldıktan sonra dünyaya yayılınca Rus da önemli bir dil oldu. Senin amcım şiveyle, dille alakalı bir hoşuma giden bir ufak kesit var YouTube'da. Bir televizyon kanalına bağlanıyorsun ama sinirlendirmişler seni. Evet. Her hani zamanki eser çok böyle hani normal İstanbul şivesiyle başlayıp bir anda ya ben kendi şiveme döneceğim deyip. Tabii. Evet, bunu o, tabii ağız farklılığı, diyalek farklılığı. Kendini daha iyi anlatıyor. Türkçe çok güzel bir mozaik. Yani şimdi Ege diyalekte ayrı, işte Kars ayrı, Erzurum ayrı, Urfa'da Siverek'te konuşan. Mesela o kadar yakınız ki birbirimize, Diyarbakır, Siverek, Urfa. Hı. Urfa 90 kilometre Siverek'e. Diyarbakır, Akeza öyle 90 kilometre ama üçümüzün de Türkçesi ayrı. Mesela şeyde Diyarbakır'da Sahan Bahan, Siverek'te Sehen Behen, Urfa'da Siyeviye. Mesela çok bak aynı coğrafyada çok yakın mesela o? Yani sana bana. Sana bana. Ondan sonra yani bu konuşurken bu şey Siyeviye diyorlar mesela Urfa'da. Bizim Siverek öyle demez. Sehen Behen der mesela. Diyarbakır biraz daha kaba, Sahan Bahan mesela. Çok yakın coğrafya mesela ağız farklı, şive farklılığı oluyor. Dolayısıyla şimdi bizim dil yeteneğimiz Türkçeyi iki versiyonda kullanıyor. Yani Diyarbakır'da da sırtmıyor, Urfa'da da sırtmıyor. Ama dönebilmemiz güzel. Normal tabii ki bu aldığımız eğitimden dolayı bu Türkçeyi de çok düzgün konuşabiliyoruz.
Çok dil konuşmanın faydası, istediğimiz zaman dönebiliyoruz. Bazı fıkraları kendi şivesinden anlatmak, mesela bir Karadeniz fıkrasını Laz şivesinden evet. anlatmak çok güzel. Yani onun için evet. bazen vurguda önemli o olunca kendi şivemize hani dönebiliyoruz. İnsan şey, sinirlenince de ağzından hep o çıkar ya. O ya o tabii neyse. Çok sinirli. Neyse Allah'a çok şükür o sinirler geçti, o günler geçti biraz şükür, daha. Şükür. Ama o sinirlendi sanki istedin ancak. Evet yani. Biraz. Sen onu yapmak tabii, istedin yani. Tabii bilinçli yapıyor. İstediğim zaman dönebiliyorum, geçiş yapıyorum. Ben şiveli konuştuğunu hiç yani orada konuşurken halkla da şiveli konuştuğunu ben seni hatırlamıyorum amca. Siverek'te. Evet. Siverek'te bu tüm şeyi konuşmuyoruz tabii ki. Hayır. Siverek hayır. yerel değil. Evin içinden bahsediyorum. Yani Kürtçe zaten konuşuyoruz. Bir de bu Türkçe. Evet, Türkçe'yi konuşurken şiveli konuştuğunu ben hatırlamıyorum. Yani o programda neyse sonuçta biz önce Türkçe öğrenelim sonra yabancı dilini. Önce kendi dilimizi yabancı bir öğrenelim. Yabancı dilin de çok net. Şeyi aklımda şimdi Rusçayı güzel dillendirdin. İşte dünyada çok fazla Rusça konuşan Sovyetler bölündükten sonra ya bu dili kullanan çok ülke olduğunu söyledin. Mikanos'taydım. Kaldığım yerde otelde 3 tane mesela 4-5 tane hanımefendi çalışan hanımefendi orada garson, müdür, çocuk, erkek, bayan. 4 tane 5 tane Rus vardı. Bizim İstanbul'a yakın hissettikleri için işte biz de birkaç Rusça kelime bildiğimizi sohbet ederken çok mutlu oldular. Çok mutlu oldular. Ve geçer demek ki geçerli. Mesela onlar oranın dilini de öğrenmişler. Mesela bir Rum'la sana tercümanlık yapabilir. Rusça bilsen sana da Rusça. Evet. Ha bu arada bütün Süverekler hemen hemen Rusçayı çok iyi biliyor. Çünkü hem Ural Altay dil grubu, Hint Avrupa dil grubunda olduğu için ikinci Lale ile Aksaray'da bizim bütün gençler çalışıyor. Hepsi çok güzel Rusça konuşuyor. Rusça konuşuyor. Ben ondan değil. Yani Rusçayı bu kadar anlatıp aslında kadınlardan yani Rus kadınlarında hiçbir alakası o artık var senin yok? Branşına giriyor. Yani, özel ilgi alanın o. Ama yani. Slav kadınları dünyanın en güzel kadınları. En güzel kısmını söylemedin ya Rusçayı bu kadar. Ama biz Rusçayı onun için öğrenmek istemiyorduk. Hmm. Yani Rusça öğrenirsen tamam belki o iş senin için tabii o sana lazım ama biz onun için değil. Biz daha iyi işmiş olursa yani daha rahat hareket edelim, daha bir tercüman ihtiyacımız giderilsin diye. Çünkü sorarsan Latin dünyası daha iyi dermiş. Bir Salma Hayek deyince. Tabii. Yani orada o dünyadan bildiğin dil var mı? Öğrenmeye çalışıyorsun. İspanyolca zaten işte tek idolümüz ama evet, yani. Zor tabii gidiyoruz biliyorsun işte Amerika'da. Çok enteresan hem Kaliforniya'da hem Florida'da. Çok geçerli bir dil. Zaten Kaliforniya'nın yarı Baja Kaliforniya Meksikalardan parayla satılmış yer. Oranın da iklimi çok güzel. Orada hep 24 derece. Yaz kış. Çok yaz, güzel bir iklim var. Iyi. Mesela orada da çok geçerli. Hatta Kaliforniya eyaletinde hatta Trump bir ara Meksika duvarı çekeceğim bu mülteciler giremeyecek falan hikayesini söylediğinde Kaliforniya eyalet başkanı mesela dedi, San Francisco Belediye Başkanı şeydi. Göçmenlerle dönüyor bizim buradaki iş. Yani üretimden tut her şey, hizmet sektörümüz göçmenler olmasa çalışacak insan bulamıyoruz. Bizim öyle bir şey olmazdı. Biz her zaman göçmenlere ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla orada da çok yerleşik vaziyetler ve İspanyolca geçerli bir dil. Şimdi benim sorum olacak amca. Konuyu buradan biraz daha romantik bir tarafa taşımak istiyorum. Senin gönderilerine... Neden oraya taşıyor? Çünkü beyefendi kendi sanatçı ya. Müzisyen oluyor. Tabii romantik şarkı. Evet dinliyorum. Benim o tarafa ya ben ama o kimlikle oturmuyorum burada. Başka. Evet. Ama tabii özel ilgi alanında birazcık oraya giriyor. Şiirleri çok seviyorsun amca. Gönderilerinin altında benim kült olarak adlettiğim yani kült nedir aslında hak ettiği değeri görmemiş çok fazla bilinmeyen ama o dönemde, çok bilinebilecek potansiyeli de sahip. Tüketilmiş geçmiş evet, evet kült. Bu şiir merakı nereden geliyor ve nasıl başladı daha şiir merakı şiir... sırf bende yoktur. Ben Türkiye'de herkeste vardır. Yani Türkiye'deki yani, şiir sevmeyen illaki. Bir insan olmaz. Rus'u da, Meksikalısı da, dünya işte Garcia Lorca, Rus edebiyatı, herkes Shakespeare, efendim İngiliz edebiyatına şiiri sevmeyen bir toplum olmaz. Yani müzik dinlemiyorum diyen biri olmaz. Ama senin biraz daha özel yani. Hayır, şimdi şiiri zaten yani daha rafine benim, bir şiir sen de benim ben. Kadar seviyorsundur. Tabii ki. Yenal da benim kadar seviyordur. Meksikalısı da benim kadar seviyordur. Herkesin kendi şairi. Herkes, her şiir de kendi dilinde güzeldir. Çevrilince pek geçerli olmuyor. Şiiri seviyoruz çünkü şiir mesela okul okurken işte bütün hemen hemen kademe kademe basamak basamak üniversiteye gelene kadar hep şiirle iç içe olduk. Zaten dünyaca ünlü şairlerimiz de var. Mesela ben başta Ahmet Arif'i söyleyeyim. Ondan sonra Atilla İlhan, Özdemir Asaf, Nazım Hikmet, Rahman mesela bunlar dünyaca bizim için de çok önemli şair. Şiiri sevdiriyorlar. Necip Fazıl Kısakürek, Akeza bunu da geçmiyor, söylemeden geçmiyor. Bir yani çoğaltılabilir tabii. Orhan Veliler ve ben bir de şeyi çok severim. Divan şiirini Fars edebiyatı. Evet. Divan o çok önemli. O çok zordur yapmak, kurgulamak, o kalıbı oturtmak. Yani serbest şiir kolay. Biraz sen ben de yazarız diyeceğim ama tabii yazamayız. Onu yani idare eder ama tabii divan edebiyatında bir kalıp içinde o Faryum Mefaret'in kalıbını içine oturtarak yazmak tabii çok zordur. Yani zengin kafiye, uyak kafiyeler, zengin kafiyeler.
kafiyeler. Kelimeli harfleriyle başlayıp sonu bitmesi. Çok zor işler bunlar. Divan edebiyatı o konuda evet şiirin dili Farsçadır, Fars kökenlidir ama divan edebiyatı o konuda çok efsane bir şeydir. İşte Urfalı Nabi de bunlardan biridir. Divan efsanedir şiiri. Şimdi aklımda şiiri ezbere okuyamayacağım. Dolayısıyla şiiri sevmeyen insan yoktur. Ben de herkes kadar seviyorum. Ama Ahmet Arif'in bir Diyarbakırlı bir Süveyrekli olması ve bizden, içimizden sevip bizim. Yani diyorsun ki ben şair olsam anca bunu yazardım. Hatta şöyle bir ayrım yaparlar. Derler ki işte biraz daha Nazım Hikmet şehirlerden, kentlerden seslenir. Ahmet Arif biraz daha kırsaldan seslenir. O kırsalda biz işte. Süveyrek Mahdale Ovası'nın şiiri var mesela. Mahdale bucağın içindedir. Demek dolayısıyla biraz da yakın çevremizde seviyoruz. İşte Atilla Han tabii bunlardan benim için çok önemlidir. Atilla Hoca şiirle hele an gelir şiirine bayılırım. Süper yani şiiri sevmeyen yoktur. Ya ben de herkes kadar. Çok bildiğim, çok anladığım, evet edebiyatçıyız biliriz, anlarız ama biraz mürekkep yalamışlığımıza. Yani Süveyrek'teki sokaktaki bir vatandaş kadar seviyorum. En az o da benim kadar seviyordur şiiri. Evet biraz duygusal bir adamsın aslında amca. Göründüğünden terse. Vallahi yani şimdi enteresan insanların zaman zaman duygusal, zaman zaman melankolik halleri oluyor. Eminim senin de öyle duygusal olduğun zamanlar. Sen çok kaba gözüküyorsun. Bizim aile hiç benzemiş çok kabasın ama neyse de illa senin de romantik ve doğal ol ya da ileride olacak başından inşallah geçecek. İnşallah bekliyoruz belki Rusça öğrenirsen bir inşallah duygusalım süper. İnşallah başımıza babasının geçir. Ferhat abinin hiç duygusallıkla ilgisi yok. Direkt maneviyatı çok kuvvetli olduğu için duygusallığa yer yok onda. Maneviyatı kuvvetli olan insanların öyle gündelik işlerle işi olmaz. Doğru. O açıdan. Başka evet, bu tarafta değil. Diğer tarafa. Mesela Allah uzun ömür versin Ferhat abiye bir şey olursa direkt internetten direkt cennete tabii. Direkt geçiş. Evet direkt geçiş. Jet geçiş. Takılma soruya moruya yok orada. Evet. Allah sağlık versin. Uzun ömürler versin. Evet. Amca şimdi ben çok komik bir hikayemi anlatacağım seninle alakalı. Sen eminim hatırlamıyorsun bunu ama çünkü PlayStation 2'ye gideceğim. Sene? Yani herhalde sene. 2005. 4 falan. 4, 5. PlayStation oynuyorduk amca senle. PlayStation oynayıp oynamadığımı sordum. Bana ben de çok iyi olduğumu söyledim. Sonra PlayStation oynadık ben seni yenmeye başladım. Sürekli yeniyordum seni. İlk kolu değiştirdin. Sonra yenmeye tabii ki devam ettim. Kolla alakası yoktu çünkü olayın. Sonra sen gittin PlayStation satın aldırdın adamına. Bunu hatırlıyor musun? Muhakkak aldırdım. Çünkü bozuk diye. Bozuk diye. Sonra yine mi yenildin? Yine yenildin. Eyvah. Ulan bu kadar masrafı. Bu hani orada değilmiş. Evet. Bu hani orada. Hiç yendiğim maç yok mu lan? Ben de iyi oynarım. Amca hiç yenemedim. Ben çok fazla iyiydim. Şu an nasılız acaba? Bir de şu an yapalım. Şu an belki. Rövanşını yapalım. Ya, olur amca. Yani olur. Ama hani yeni PlayStation aldırmayalım. Pahalı oldu çünkü. Yenisini almazsın diye. Yeniyi de oynayamayız zaten. Ben geçenlerde bir Urfa'da oynadım. Kenan'ın evinde vardı. Bir yeni oynadık. Güzel çizimler, grafikler. Daha gerçekçi. Daha gerçekçi. Ama biz tabii o 2011 PES 2011 iyiydi. Onlar o güzel daha eğlenceliydi. Yani evet. Daha böyle düzdü. Belki daha. Ama şimdikilerdeki figürler falan. Bilsen var ya tuşları kullanmayı bilsen. Film gibi ya. Çok şimdi. Güzel. Çok güzel. Evet, şimdi geçen hafta kol kırdım ben yeni. Yen içinde kalmıştır. Ama Japon yeni. Hani yani Japon kol kırılmış yen içinde kalmıştır. Yok artık yerlerle kalmadı. Yerlerle kalmadı. O da gitti. Artık yani yağlı kolay da değiştiremezsin amca PlayStation bozuk diye hemen değiştiremezsin. Yani biraz pahalı oldu. Evet. Aslında yüzünden pahalı yapalım. Bir 20 bin lira kadar. Ulan hiç mi maç almadık be? Biz de... Hiç amca hiç alamadım. Çok da para harcamışım ya. Evet. Vallahi bilmiyorum. Sonra ya yani ikinci PlayStation'ı oynadık yine kaybettin. Kaldır bunu bence dedin. O yetenek bizim 90 nesline has bir şey. Size çünkü biraz daha yakın bize uzak da yaşa ama şimdi... Ama amca şöyle mesela. Şimdi görüşeceğiz. 2000 sonrası doğan çocuklar da çok yetenekli değil bu konuda. Sebebi kardeşim 2004 doğumlu. Ben yine onu yeniyorum yani. Benden 10 yaş ufak evet, mesela. Evet amca. Bu doğru. Bizim 90 nesli çok içine doğdu. O dönemler o bizim yaş grubumuz pek iyi oynuyor. Şimdi bizim yaş grubu da çok iyi oynuyor. Yetiştiler. Evet. Yeniydi. Biz onu ayrı. Evet doğru bu arada. Biz evet. De 7-20 bravo tebrik ederim. Bak gelmiş. Ya yendiğini hatırlıyorum ama ben de bir maç almış mıyımdır diye bekliyorum. Bütün ben o Mario arabadan oynarken günde 7 kere kurtarıyordum prens. Ses artık ellerim böyle. Evet biz alış. Hani Mario sana akraba olmuş ya. İyi günde 7 kere prensesi kurtarmak nedir ya? İtalya'ya gideceğiz onu bir gözüm herhalde. Bir uğra ona lütfen pizzasını yersin. İyi grafikler, iyi çizme bazı oyunlar var ki ömür boyu iş eksilmiyor. Esas
Ferhat abiyle biz çocukken sen daha doğmadan önce oyna yeni amca Almanya'dan geliyor. Çubuklar böyle top beyaz top gibi çok grafik. Birbirine, basit bir grafikti. Neval ben hep oynardık onu evde. Babam halen anlatıyor. Ya çok zevkliydi. Çok da hızlandırdık. O kadar zevkli ping pong gibi böyle. Ping pong topu gibi futbol maçı. Bu böyle klasik İki birbirine top atan Commodore değil. Ya Komodor o zaman yapmışlar Commodore'dan önce. Bu sırf oyun ama sırf konsol oyun çok güzeldi. Şey ya dedim bu yeter bunlara. Fazla geliştirmeye bu çubukları. İki tane çubuklar futbolcu gibi. Birbirine top atıyorlar. Ve onu bile siyah beyaz monitör. Evet. Yani Steve Jobs'un ilk yaptığı oyunlar gibi. Ondan da kötüydü ama iyiydi. Çok zevkli şey oldu. Babam halen anlatır bunu. Çok da sever. Babamın PlayStation kariyeri şöyle bitti amca. Yemin ediyorum. Bir gün dedi ki sen bunu çok oynuyorsun. Hadi dedi bana da öğret oynayalım. Evet. Penaltıları öğrettim sadece şimdi o kadarını öğretemem. Sonra penaltılarda yendi beni amca yemin ediyorum. Dedi ki oynamayı öğren dedi bana. Vay be. Ve bıraktı. Ve bıraktı. Bir daha PlayStation oynamadı o günden beri. 15 sene olmuştur harika. Herhalde. O da çok, onun da öyle zirvede. Çok riskli bir yerde. Ay, o da çok doğru bir yerde bırakmış. Yani çok fırsatçıymış yani. Hemen, yani öyle olacak iş. Zirvede bırak. Penaltı da zor hakikaten. Ben hala atamıyorum. Ben de çok penaltıda maç kaçıyorum. Çünkü hala atmayı öğrenemedim. Yeni oyunlarda gerçekten zor. Gerçekten elle bakıyorlar izliyor. Doğru mu ya? Yani? Gerçekten bakıyorlardı. Bakıyor. Yani varsa... Öyle bakıp yakalayabiliyor musun? Sana bakıyor cesaret var mı? Yani? Sen olunca bakabilirsin. Babam bakamaz. Yani, amca o evet, zorlaştı onlar. Ferhat abi de emekli etmişsin ya. Vallahi yani, yok kendi kendine emekli oldu. Beni de kursağımda bıraktım. Ama baban normal futbolu çok iyi oynardı. Hı-hı. Güzel oynardı. Hatta onun arkadaşı Erkan abi de çok güzel oynardı. Harika futbol oynardı. Onlar hepsi çocukluktan. Sen de çok iyi top oynardın. Yani Urfa'da ben kendimi onlarla aynı gruba koymadım. Ben zaten yok, çok iyi oynardım. Onlar da bana benim kadar olmasa da onlar da bilirdi. Sen çok iyi oynuyordun. Siverek'te halı saha yaptığımız günlerde amcam şimdi çok yetenekli. Gerçekten çok yetenekli. Şimdi amcamın ayağına kimse yaklaşmıyor. Saygıdan, hürmeten. Ben de küçüğüm tekme atıyorum amcama sürekli. Amcamın da hoşuna gidiyor. Çünkü başka kimse amcama yanaşmıyor evet. O şekilde. Babam da kahkahalarla izliyordu bu maçımızı. Bilmem hatırlar mısın? Ankara gücü formaların, bu halı sahalar. Şimdi kornerden bir gol attım. Geldi bu diyor ki amca yanlışlıkla mı atadın? Dedim manyak mısın? Sen dedin manyak mısın? Çok iyi. Ulan ben o golü atmak için, hile yapmak için çok açığa koydum topu. Direkt kareyi tam sıfırdan açığa koydum. Diyor ki bana diyor ki gerçekten sen diyor ki tesadüf var. Olur mu? Onu atabilmek o kadar hile yaptık. Topu bu tarafa çektik atmak için kornerden golü bir yere koydum. Kornerden attı direkt. Evet, evet amca. Ankara diyor ki tesadüf mi? Lan tesadüf olsa yine, korneri yerinden atar insan. Yine bir teknik yani bir yetenek. Gerçekten çok yetenekli. Valla kornerde olsa. Ya tabii hani açmış bile olsan yine bir friki konuşuyor. Biraz açtı tabii. Kimse de bir şey diyemiyor açtın diye. Ya halı sahada o şeylere dikkat etmiyorlar. O gibi ufak tefek. Aslında ediyorlar amca da. Sen sana söylemiyor olabilir. Bizim oranın kurallarını ben koyuyorum demek ki. Böyle futbol da güzelmiş. Ne biliyor. Ankara gücü formanı hatırlıyorum bir tane. Biz tabii şimdi Ankara'da okul okuduğumuz için rahmetli babam 73'te milletvekili oldu Ankara'ya geldik. İşte biz anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, lise, üniversite hep Ankara'da okuduk yani. Dolayısıyla bir Ankara'ya bir bağımlılığımız var. Ankaralı sayılırız. Dolayısıyla da Ankara gücünde tabii ki Fenerbahçe tabii ki Ankara gücü. Ankara gücü forması her sezon yenisi gelir bana. Eyvallah. Yani kulüpteki arkadaşlar, taraftarlar hep getirir ve biz iyi bir Ankara gücü taraftarıyız. Urfa Spor'la Fenerbahçe maç yaptığı zaman nasıl Urfa Spor'u Fenerbahçe'ye bırakıyor? Ankara gücü de herhangi bir maç yaptığı zaman Ankara güçlüyüz. Fenerbahçe'yi yine bırakır mısın? Yani ikisi yani Allah'tan oynamıyorlar eskiden. Eskiden çok Ankara gücü Fenerbahçe maçı oluyordu. 75'li yıllarda bir gün Yenal amcamla Ferhat abi Ankara'ya aslında bize Fenerbahçeli yapan da Yenal amcamdır ha. Evet. Hep oradan dolayı yani dedesinden Ferhat abi. Dedem. Ankara'da maçlar götürüyor. Ya bütün ailemiz Fenerbahçe, amcam, büyük amcam mesela Fenerbahçe'de top oynadı. Hep böyle Fenerbahçeliyiz. Ayrıca çok çoğunluktayız Fenerbahçe'de. Size de öyle canım. Yani benim kaçacak bir yerim olmadı. Fenerbahçe altyapısında da oynadım hatta yani 10 sene. Ben zaten Bağdatçası'nda doğmuş, büyümüş biri olarak mecburdum. Sen vurdun. Babam beni tehdit ediyordu. Ağır tehditler. Lerzan yenge nenesi çok fanatik Galatasaraylı. Evet. Evde bir tek oydu. Herkes de düşman gibi davranıldı ona. Evet. Çok üzücü bir durumdu ama o iş. Kapıdan gelip rakip takımın ismini görüp tezahürat yapıp kaçıyordu sonra. Ben kovalıyordum küçükken ama. Öyle iyi Galatasaraylı rahmetli babaannem de. Allah rahmet eylesin. Ama Siverek'te de Fenerbahçe'nin nüfusu yüksektir bence. Siverek'in tamamen hemen. Doğru biraz daha. Ben de Türkiye'de Fenerbahçe... Bu taraftarların sayısı istatistiği bellidir ama Türkiye'de en çok taraftar olan takım hangisi acaba? Fenerbahçe'de duruyor amca. Zaten yani satılan forma, kombine genelde hep
yukarıda, daha üstte. İstatistik olarak yani belirli dediği gibi satış rakamları, izlenme rakamlarında Fenerbahçe tamam, bir tık daha önde götürüyor diye ben de biliyorum. Şimdi taraflı bir şey söylemiş olmayayım. Yani öyle gördük. Evet, biz şimdi taraflı, değiliz. Bizim suçumuz değil bu. Taraflı değilizdir normalde hiç. Urfa Spor Başkanlığı'nı hiç anlatmadın amca. Urfa Spor Başkanı'ydın sen. Urfa Spor Başkanlığı tabii şimdi hep ideallerin, insan idealleri ve hayalleri peşinde koşuyor. Nedir bir insanın bir başkan olunca? Hep bir üst lige taşımaktır. Ben Urfa Spor'u birinci lige çıkarır mıyım diye. Bana kısmet olur mu fırsat? Olmadı. Tamam. Nasip. Ben de öyle bir söz vermiştim. Bir yıl müsaade istedim. Çıkardım. Çıkarmadımsa bırakacağım diye. Ve aynısını da yaptık. Yapamadık. Çok da zor iş. Yapan başarı üstesinden gelenler var. Sonra benden sonra bir üst lige çıkardılar sağ olsun. Mehmet Emin Yetim çok sevdiğim değerli bir hemşerim o da. Onları da tebrik ediyorum. Meşakkatli iş, zor iş. Sabahattin abi vardı Cevheri. Maçları seyredemezdi. Kalbim dayanmıyordu. Ya dedim Sabahattin abi insan başkan oluyor. Sırf maç seyretmek için. Sen nasıl maçı seyredin? Hak verdim başkan olunca. İnsan heyecanlı. Bütün emeğin, bütün mesain onun içinde maçı seyretmeye kalp dayanmıyor. Çünkü kötü bir sonuç aldığında insan çok üzülüyor. Bütün, evet. Çünkü bütün bir sezonun emeğini vermişsin için. Zor yani başkanlık zor. Kalbi olan da yapmaması lazım. Burada 3-2 falan. Ya 3. ligdeydi. Tabii burada 3-2 evet, bitti evet, maç. Burada bu, o bir başarı bizim başa için. Başa baş geçti bayağı maç. Ben yine Fenerbahçe'yi tutuyordum amca. Merhaba bir kulüp başkanlığı bildiğin futbol menajer oynuyorsun gerçekten. Ama daha futbolu anlayanların içinde olduğu bir turnuva olsa şey bizim bilardo oyuncusu Semih Saygınar şey derdi. Ya diyor federasyon başkanı bilardo'nu anlamayın gittim diyor tavla oynuyor. Yani anlayanların yani müzik sektörü müzik iş, müziği yapan müzikten anlayan sinema yapan sinemada anlayan futbolu yapanlar futbolu anlayanlar olursa çok daha iyi olur. Evet. Kesinlikle çok bugünkü durumumuz gibi bizim. Bugünkü durumlar gibi yani inşaatçı adamı futbolun F'siyle alakalı. Yani o liyakatla alakalı sorunlarımız var. Birçok sektörde var. Gibi. Evet. Aa, bugünkü durum çok işler acısı hele hiç sorma şu Suudi'de oynanan maçtan sonra futboldan soğudum ya. Evet. Yani bir de Arapların misafirperverliğine ne oldu kardeşim? İstediğimiz formayla çıkacağız. Sonuçta yani kimse orada bikiniyle mayoyla çıkacak hali yok ya. Evet. Yani çok ayıp ettiler orada. Yani bir maçın oynanmaması onlara çok bir eksi yazdı. Orada Atatürk sorunu. Hayır bir de zaten oraya gitme, o maçın oraya alması da yanlış. Evet. Kesinlikle. Yani yer mi yok ya? Kesinlikle. Oraya alacağına Çemiz Gezek'te oynansaydı daha iyiydi. Türkiye'nin herhangi yıl özelinde zaten Samsun veya işte Ankara. Manevi anlamı olan bir evet, şehrimizde olsa. Her yer olurdu yani. Astarı daha yüzünden pahalı. Kim gider? Bomboş stad işte gereksiz. Yani biletler satılmadı. O konu daha derin de biz çok büyük linçler yemeyelim. Oynanmadan biten maç. İyi programlar. İyi oldu. Kupanın kazananı yok. Direkt Atatürk Müzesi'ne. Evet kaybetmemiş olduk en azından yani. Yani orada bir çok tutarsız davrandılar yani. Onu Arap milliyetçiliği mi desem, Arapların tutuculuğu mu desem, yani hiç misafirperverliğini Arap camiasına hiç yakıştırmadım. Ki Arapları ve Doğu kültürünü, Orient kültürü çok şey misafirperver birdik. Dolayısıyla hiç hoş olmadı yani. Ama iki kulüp başkanı da başta Ali Koç olmak üzere tebrik ediyorum. Çok yerinde ve güzel bir karardı. Amca sohbet çok güzeldi. Eminim ki daha devam eder ama seni de daha fazla tutmayalım. Bugün bize eşlik ettiğin için çok teşekkür rica ederim. Teşekkür ederim. Yani çok mutlu oldum. İlk program biraz bizim Allah konseptimiz yani kafamızda konseptim biraz dışında oldu. Biraz ama dışında. Bence ama çok daha güzel çok, oldu. Çok daha güzel oldu. Yani seninle aralar olmak çok güzel gerçekten. Senin konseptinin dışına çıkmamız bizim için çok iyi mutluluk verici iyi olmuştur muhakkak. Ama senin konseptinin içinde kalsaydık ne olurdu diye merak ediyorum. Çok iyi oldu. Bir de şimdi böyle şimdi az ünlüsünüz ya yani bu az ünlü program az ünlü röportajı hayır belki ilerideki röportajımızda biraz daha ünlü olursunuz da işte tamam, dengelenmiş olsun. Programın ismi değişebilir. Programın ismini değiştirebiliriz. Yok be isim ayağında çok güzel ya. İsim, orta ünlü. Az ünlü. Öyle medium iyi pişmiş öyle gidersiniz yani. Gerçekten gelmene çok sevindim amca. Vallahi senin gibi ağacın gölgesinde hissetmek çok güçlü çok, hissettiriyor çok bana. Çok ben de teşekkür ederim. Mutluluk duydum. Allah çok güzel bir sohbet olsun oldu. Sizlerle de tabii bu masaya yatırdığımız konular da çok neşeli geçti. Programımızın tutacağına, ilerleyeceğine adım gibi eminim. Başarılı, yetenekli insanlarsınız. İnşallah benim açımdan çok iyi. İnşallah ünlü olursunuz. Bize de bir faydanız olur. Şu an bir fayda. Belki PlayStation'a işte ünlü biriyle oynamışım. PlayStation'ı kesin oynayalım. Yani, bu arada sen arkadaşlar takipte kalın. Tabii onu kayda alalım bir de. Tamam. Zaptı raptı altına alalım ki. Öyle sen sonra yenildim, yendim. Ben hiç mi oyun almamışım? En azından gol atmışlığım var. Var. Yenilmiştim. O kadar da değil. O kadar da olmasın. Evet. Ama artık bir süre sonra ben Valencia'yı falan almaya başlamıştım. Sen Barcelona'ya. Evet biraz oralara gitmiştik. Evet. Arkadaşlar
Konuğumuz Fatih Mehmet Bucak'tı. Takipte kalın. Belki bu kanalda oynarız PlayStation'ı. İnşallah. Tabii İnşallah oynayalım. Sana da uyarsa amcam. Zaten kamera görünce... Uyar. Zaten bir rövanş yapmak zorundayız. İyi olur o zamana kadar programda otur. Seyirciler de iyi bir maç izlemiş olur. Evet. Orada ben de biraz iyi çalışayım. İnkar da edemeyeceğim kaybedersem. Şimdi rahat oldu ama. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir beğeni tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Teşekkürler. Az biraz ünlüden bu kadar. Evet. Eyvallah. Ha 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 ha!